Avrasya Hastaneler Grubu Şifa Kapısı'nı sunar. Hayatımızın her alanında, her meslek grubunda yaşıyorsak stres var demektir. Gazlar dondan oluyor zaten. Gazlar, değil mi? Peki nasıl atacağız bu sıkıntı anlamında şişkinlik ve evet. gaz? Çünkü yüzlerce gelen telefonda evet. karın şişkinliği ve gaz sıkıntısıyla gelen sorularımızın cevabını dinleyeyim hocam. Güler Hanım, hakikaten bence çok güzel bir noktaya değindiniz. Çünkü ben mesela kendi güncel yaşantımda aşağı yukarı her gün ortalama 20-25 hastayla karşılaşıyorum. En büyük problemlerden birisi ultrason dediğimiz karın içerisini gösteren kavramlarda hastaların gazlı olması. Gaz hakikaten büyük bir problem. Tabii benim mesela hastalarıma hep önerim şu olmuştur. Bu gerginliği hissediyor iseniz o gazı bir şekilde kontrol altına alma süreçlerini devreye sokmamız lazım. Neler olabilir bunlar? Şöyle girelim. Almazsak nasıl problemler oluşuyor? Nasıl çözeceğiz? Evet. En büyük problemlerden birisi kalın bağırsakta biriken gazların sıkışması. Nerede sıkışıyor? Hemen kaburgalarımızın altında. Bazen sağda, bazen solda. Tam böyle bağırsakların dönüş noktada, dirsek yaparlar orada. Orada sıkışırlar. Ve elimiz direkt o tarafa gider Aynen. zaten. Evet. İşin sıkıntılı tarafından biz mesela vücudun hiçbir yeri boş değil. Burada hemen sağında bakıyorum. Ben düşünüyorum. Bağırsaklar var, safra kesisi var, karaciğer var, böbrek var onun altında. Hemen yanında damarlar var. Hangisinden kaynaklanıyor? Hasta geldi. Ben bakıyorum. Koydum propu gazlı. Ben hemen orada anlıyorum. Hastanın en büyük şikayetlerim o zaman bu gaz. Biraz önce şey dedik. Ya, kanserler şöyle böyle. Şunu zannetmeyin yani her kabızlık asla ve asla kanser değil. Her gaz ağrısı asla ve asla kanser değil. Normal popülasyona baksak işte atıyorum size 100 tane ağrı varsa bunun 80'i gazlandır. Evet. İşte 10 tanesi içtiği bla blalardandır. Bir tanesi, iki tanesi kanser. O bir iki tane çok önemli. Ama lütfen şunu zannetmeyin. İşte ben kesin kanser oldum. Hayır. Araştırın ama içiniz de biraz rahat olsun. İstatistikler sonuçta konuşacaktır burada. Gazdan kaynaklanan problemler fazla olabiliyor. Yaptığımda oraya döneceğim. Hastaya sorduğum ilk soru şu oluyor. Ya dedim siz aldığınız gıdalara dikkat ediyor musunuz? Özellikle bazı gıdaların hepimiz biliyoruz hepimiz, arkasında. Evet. Gaz yapıcı etkisi çok fazla. Güncel yaşantı sırasında tabii fark etmeden onları tüketiyoruz. Artı yaşam şartları, stresler artıyor. Ve ne yapıyoruz? Oturarak çalışmaya başlıyoruz. Hareketsiz yaşam. Sıfır. Tabii. Benim hastalardan algıladım. Çünkü kendi de denedim. Kadarıyla en iyi çözüm spor yapmak. Ne oluyor spor yaparsanız? Zinde hissetme kavramının içi doluyor. Nasıl doluyorum? Bağırsaklar da kendi otoregülasyonuna, kendi kendini şeye sokma, iyi çalışma olayına sokmaya giriyorlar. Ritmik çalışıyor bağırsaklar spor yaptıkça. Minimum benim düşüncem sadece bağırsaktaki gazlar için değil, bu otoregülasyonu sağlamak amacıyla minimum günde 3 kilometre yürümek lazım. Hani şu ev hanımları, ben özellikle ev hanım ve şeyler için de, erkekler için de geçerli tabii bu. Ya ben evde zaten çok yorulurum, sağa sol. Hayır abi, o sarf ettiğiniz enerji değil, o hareket değil. Günde özellikle gideceksiniz 3 kilometre çıkıp yürüyeceksiniz. Avrasya Hastaneler Grubu Şifa Kapısı'nı sundu.